bir takım sorular çıkarttık. Bu sorular herkesin hemen hemen aklına gelen sorular. Ee, o soru arkamdaki volde olacak ve ona göre programı yürüteceğiz. Şimdi birinci soru tok yerli değil diye bir eleştiri var. Çok meşhur bu eleştiri bu eleştiriler haklı mı haksız mı? Yani adam tweet atıyor diyor ki ya diyor bu arabanın diyor işte bilmem tasarımı İtalyan bilmem şusu Alman şuradan şu, şu aleti şu, şuradan ney bataryası Çin'den tasarımı İtalyan falan diyor. Ondan sonra da diyor ki kardeşim diyor bu arabanın neresi yerli milli diyor. Ya hakikaten etkileyici bir tez yani. Hem yerli milli diyoruz hem de bütün parçalarını sağdan soldan toparlamışız. Ee, i̇şin bu kısmını e, birinci etapta, ilk etapta konuşalım istiyorum. Ee, Zafer Şahin, İsmet Özçelik, Dursun Çiçek ve Hakan Bayrakçı'dan da aktif katılım bekliyorum. Sizi böyle alabilir miyim? O, tabii, tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi ilk soru bu çok şey. yerli değil. %51 mi diyorlar yerlilik oranı için? Ee, şu anda açıklanan o doğru. %51. Doğru. Peki biz hem buna yerli ve milli otomobil diyoruz hem de yerlilik oranı %51. Olur mu böyle bir şey? Olur. Nasıl oluyor? Şimdi bir kere bu tartışmayı artık bitirmek gerekiyor. Çünkü otomobil dünyasında %100 yerli diye bir kavram yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kavram yok. bütün hikaye şuradan kaynaklanıyor. Fikri ve sınai mülkiyet hakları size aitse bu otomobilin parçalarının nereden geldiğinin hiçbir önemi yoktur. O otomobil o ülkenin malıdır. Peki bunun fikri ve sınai hakları bizde mi? Evet. Türkiye'de yani. Evet. Peki, e, fikri ve sınai hak nasıl ne demek, ne demek ve nasıl bir Türkiye'de oluyor? Bütün Şöyle. parçalarını, bütün demeyelim de bazı parçalarını başka başka ülkelerden aldığı halde bütün markalar bunu yapıyor aslına bakarsanız dünyada, Türkiye'de bir otomotiv endüstrisi var. Bu endüstri kime üretim yapıyor? Dünya markalarının üretim yapıyor. Buradan yola çıkarsak eğer zaten iş çözülecek. Ha diyorsunuz ki e, diyelim ki işte önemli bir dünya markasının zaten Türkiye'de üretiliyor. Ya burada janttan subaba, egzozdan e, koltuğa her şeylerini yapıyoruz. Ya mesela Fransız marka bir otomobilin burada üretiliyor. Fransa'da hiç kimse ya bu nasıl yerli araba demiyor mu? Onun da ötesinde hayır söylediğim şey o değil. Farklı ülkelerde üretmeniz değil. E, Fransa fabrikasına Türkiye'den parça gidiyor üretimde kullanılmak için. Üstelik bir Türk firması üretiyor örneğin bu parçayı. Bu durumda Fransız firmasının ürettiği otomobil Fransız olmaktan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bu kadar basit. Çünkü bu işin mantığı şu, ticaretin mantığı. Sizin istediğiniz kalitede ve istediğiniz şartnameye uygun parçayı kim daha uygun fiyata üretebiliyorsa gidip ondan alırsınız. Peki bu nasıl oluyor da yerli oluyor? Tamam onu açıklayayım hemen. <laughs> Fikri ve mülk eee sınai mülkiyet hakları dediğimiz şey şu. E, bu otomobilin tasarımına kim karar verdi? Togg yöneticileri evet. Pininfarina'ya sipariş ettiler. Çünkü Pininfarina e, dünyanın en önemli tasarım stüdyolarından birisi ve sadece Top tasarlamıyor. 100-150 yıllık markaların da otomobillerini tasarlıyor bu tasarım stüdyosu. Ve bu tasarım TOG'a ait. Başka hiç kimse kullanamaz. Altyapıya döndüğümüz zaman da e, otomobil üretiminde üç farklı yöntem belirlenmiştir. Bir, sıfırdan kendi mühendislerinizi toplarsınız. Her şeyi sıfırdan kendiniz yaparsınız. Herhalde bir 7-8 sene sürer bir otomobili tamamlamak. Ve çok da pahalıya mal olur. İkincisi, lisans alırsınız. Var olan bir modelin altyapısını, motorunu vesairesini lisansını ödeyerek alırsınız. Türkiye bunu yıllarca yaptı daha önce. E, onun üzerinden bir tasarım koyar devam edersiniz. Üçüncüsü Belli konularda uzman olmuş şirketler var. Şasi tasarımı örneğin. Örneğin elektrikli motor ya da normal motor olabilir, şanzıman olabilir, tasarım olabilir. Bunların hepsini kendi isteğinize, kendi daha önceden belirlediğiniz spesifikasyonlara uygun ürettirebilirsiniz. Peki, tamam, güzel. %51 yerli derken neresi ee, yerli? Burada, burada açıklanan %51 yerlilik e, maliyet olarak %51, bunun altını çizeyim. Ne demek Parça o? Parça adedi olarak da yerlilik oranı açıklanır. Maliyet olarak da açıklanır. En basitinden yazılımları yerli. Şimdi elektrikli otomobilin en önemli e, parçaları hangileri? Batarya. Çok önemli. Elektrik motoru, inverter ve yazılım. Yani bilgisayar oluyor. Elbette. Yani bataryanın da yazılımı var, motorun da yazılımı var. Diğer e, kullanılan multimedya sistemlerinin yazılımları var. Tamamı yazılım ve bu yazılımların hepsi burada yapılıyor. Elektrikli otomobilin en önemli unsuru yazılım mıdır? Evet. Bu Türklerin yaptığı bir şey mi? Evet. Türk mühendisleri mi? Evet. Bunu? Yani o kadar basit. Aslında yazılım olduk. çok ilerledi. Evet. Tok, tok tok arabasının yazılımını Türk mühendisler yapıyor diyebilir evet. miyiz? Ya da Tok belirlediği şirketlere yaptırıyor istediği şekilde. Ama bizim ve Türk mühendisler de yapıyor zaten bunu. Yerli yani. Orası Yapacağım, yerli. yerli. Ha Yazılımı yerli. Elbette. E, o zaman en önemli kısmı yerli. Elbette. Bu arada e, batarya fabrikası da kuruluyor biliyorsunuz. O da mı Zero. yerli olacak? Evet. O da yerli olacak. Yer, yabancı ortaklı ki dünyada çok fazla batarya üreticisi yok bu arada. Bataryanın içindeki kimyasal üreten firma sayısı da bir elin parmaklarını bulmuyor bu arada. E, ve şu anda dünyada en, en ünlü elektrikli otomobil markası da gidip Çin'den alıyor bataryasını. Peki o eseresini. zaman şöyle mi oluyor? Yani e, Türk mühendisler bu elektrikli otomobilin en önemli kısmı olan yazılım kısmını evet. hallediyorlar. Evet. Ondan sonra da diğer parçalarını ekonomik olacak şekilde başka yerlerden doğru istediğiniz performansa uygun ve kaliteli olacak şekilde ve sizin belirlediğiniz maliyetin içinde kalacak şekilde satın alma yaparsınız. Peki ben mesela şöyle şeyler okuyorum. Şimdi %51 ama mali şeyi yerlilik oranı daha sonra yükselecek. Daha sonra yükselecek. Madem bunun e, yerli malı olmasına bir engel tarafı yok. Madem böyle ekonomik niye yükseltmek için uğraşıyoruz? Yükseltmiyoruz. Bir kere mesela elektrik motor otomobillerde kullanılan motor aslında çok uzun, yani 200 yıldır neredeyse kullanılan elektrik motorunun gelişmiş hali ama e tabi artık rekabetle beraber otomobilde kullanılan elektrik motorlarında da önemli gelişmeler var. E, bizim böyle bir nohamız, tecrübemiz yok Türkiye'de. Bunu üreten bir şirket yok. Yani o kalitede, o performansla üreten şu anda yok. O maliyetlerle. Bunların hepsi iç içe geçiyor. Dolayısıyla ha, biz o motoru diyorsunuz üretmeye başladığımız anda daha ekonomik art. olacak zaten. Yerlilik artacak aynı zamanda. Ve daha ekonomik olacak. E, ek, onun için uğraşılıyor zaten. Ha ekonomisini düzeltmek için yapıyorlar. El, bunu. Ya hem ekonomi hem de içeride de şimdi şöyle bir şey var. Elektrikli otomobil çağına geçiyoruz diyoruz ya bu otomobil dünyasındaki ikinci büyük kırılma. Bu arada e, elektrikli otomobil yeni bir teknoloji değil. Benzinli otomobillerden önce elektrikli otomobiller vardı dünyada. Üstelik pazarın %40'ına kadar çıkmışlardı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1900 yılında. Biz aslında geriye dönüyoruz, geçmişe dönüyoruz. Ama sadece. petrol lobisi buna izin vermedi mi? E, değil, yine menzil problemleri Benzin. ve tabii ki e, benzinli otomobillerle çok daha Bunları konuşacağız. Tabii. Yani tok yerli değil eleştirileri haklı mı haksız mı sorusuna haksız. cevap arıyoruz. Siz haksız. diyorsunuz ki haksız, dünyadaki bu, bu tartışma gereksiz bir tartışma. Doğru. Dünyadaki hiçbir otomobil... %100 Fransız, %100 değil. Alman, %100 İtalyan değil. değil. Dolayısıyla e, burada önemli olan fikri ve sınai hakkın kimde olduğudur. Doğru. Fikri ve sınai hak Türkiye'de olduğu için tok yerlidir diyorsun. Bu kadar basit. Bu konuyla ilgili kafasına soru takılan, aklına soru takılan konuğumuz varsa... Ya şimdi konuşsun ya da Ahmet Bey. Kadar. program sonuna kadar sussun. Evet Zafer Şahin. Ben şimdi şöyle hafta sonunda hem bir soram önce şunu söylemem lazım ben bilmiyordum mesela eski Ak Parti milletvekili Mehmet Çerçi var şimdi Manisa'da Yunus Emre Belediye Başkanı bu tartışmaları izlemiş bana dedi ki biz dedim Manisa'da Almanların o en meşhur otomobil markası var ya ismini vermeyeyim mesela onların kamyonlarının onlarca parçası Manisa'da üretiliyor ya bakın Manisa. Ve oradan Almanya'ya gidiyor dedi. Ya aynı şekilde ada pazarında yine yabancı markaların Bursa'da aynı şekilde öyle. Ben e, sayın uzmana Halit Bey'e şunu sormak istiyorum. Şunu ben biliyorum. Türkiye özellikle bu otomotiv sanayinde e, yedek parçada e, oldukça ileri bir seviyede diye biliyorum. yanılıyor muyum? Yani birçok markanın biz yan sanayisini, yedek parçasını burada yapıyoruz diye biliyorum, değil mi Türkiye'de? Halit Bey. Kesinlikle. Ahmet Bey, ben isterseniz bir rakam vereyim. Sayın e, Halit Bey onu da açıklasın. Yani bizim mesela 6 aylık yan sanayi ihracatımız 6,5 milyar dolar bu yılın. Ee, yani otomotiv yan sanayi Türkiye'de yanılmıyorsam epey güçlü. Ben 90'lı yılları hatırlıyorum. 90'lı yıllarda yıllık hedefimiz e, 1 milyar olacak diye Frankfurt e, otomotiv yan sanayi fuarında açıklamalar yapıyorduk. Ben de oradaydım o zamanlarda. Yani şu anda 6 aylık 6,5 milyar ki bu yıllık yaklaşık 13 milyar dolar demektir ki bayağı Türkiye'nin e, önemli ihraç kalemlerinden birisi otomotiv He, yan hem, sanayi. Hem Zafer Bey'in hem de İsmet Bey'in verdiği bilgiler ve ortaya attıkları bu tezle ilgili ne diyorsunuz? Yani Türkiye yan sanayide gelişmiş bir ülke mi? Çok gelişmiş bir ülke üstelik. Avrupa'da ilk 5-6'dayız öyle söylemek lazım. Türkiye'de otomotiv sektörü aslında Türkiye'de en büyük sektörü. Yani pandemiye kadar pandemi de bir sendeleme var çünkü bu çip krizi vesaireler yüzünden üretimlerde bir düşüş yaşandı. Yapacak bir şey yok. Ee, ama son 15 yılın 14 yılında e, bir kere cari fazla veren bir sektördür otomotiv sektörü. Üstelik bizim yan sanayi ihracatımız ana sanayi ihracatından da fazladır. Peki bir şey soracağım. Tabii. Bu birikim yani yıllardır süren bir birikim bu doğru, değil mi? Yani Doğru. E, Birden biri ortaya çıkmış Hayır. değil yani yıllardır devam eden bu birikim. Ee, olmasaydı biz bu otomobili bu kadar rahat üretebilir miydik? Üretemezdik. O zaman şöyle kısaca söylemek lazım. Türkiye'de otomotiv sektörü üretim açısından bakıldığında, gerçek anlamda üretimden bahsediyorum. Aslında ilk üretimler 1920'lerin sonunda e, İstanbul'da malum e, bir markanın işte CKD deriz biz ona, parçaların birleştirilmesiyle başlamıştı ama gerçek üretim 1950'lerde traktör ve kamyonlarla başladı Türkiye'de. Hemen arkasından 60'ların başında bir kamyon markası daha geldi. Sonra Türkiye'nin ilk hani seri üretim yerli markası Anadolu çıktı. Arkasından Murat geldi. O da bir yerli markadır aslında. Lisans üretilse de sonra ayaklanova başladı işe. Dolayısıyla bu, bu markalar, bu üreticiler Türkiye'de yan sanayinin oluşmasını sağladı. Çünkü başka çareleri yoktu. Peki bunun bu birikime mi yaslanıyor Tok? Tabii ki bir kere otomobil geliştirmek için şimdi az önce söyledik e, yüzlerce Türk mühendis çalışıyor şu anda Tok'ta. Bu mühendisler nereden yetişti ona bakmak gerekiyor. Üniversiteyi yani işte makine mühendisliğini bitirmiş olmak bir otomotiv mühendisi olmaya yetmiyor. Bunun için gerçekten arge görmeniz lazım. Bir takım parçaların geliştirilmesi de çalışmak lazım. Otomotiv mühendisliği, mühendisliği apayrı bir mühendislik. Apayrı bir mühendislik. Çok şey fazla komplo. Söylemek ve sormak istiyorum. Buyurun. Önce teyiden bir şey söylemek istiyorum. Sonra bir şey soracağım. Teyiden şunu söylemek istiyorum. Şimdi yan sanayi gelişi dedi arkadaşlar Halit Bey de teyit etti. Bir tesadüf benim kız kardeşimin eşi. Marka ismi vermiyoruz. 1200 kişinin çalıştığı bir yan sanayi, büyük bir ot, Türkiye'de çok tanınmış bilinmiş bir markanın tüm iç aksamını yapan bir fabrikada yöneticiydi. Ben 10-15 senedir Türkiye'deki bu yan sanayinin gelişmesini ondan gözledim ve öğrendim, şaşırıyordum hatta Türkiye nerelere geldi filan diye. Şimdi sormak istediğim de şu. Bir laf vardır. Hani iyi kötü bilgi olarak da duyduk ama siz gerçekten güzel, özet ve net anlatıyorsunuz. Sizden duymak ve öğrenmek için soruyorum. Çok ünlü bir Alman markası vardır lüks arabası statüsünde. Heh. Bunun motorunun, bazı modellerinin motorunun ünlü yine başka bir Fransız, Fransız markası vardır. Evet, doğru. Onun fabrikasında yapıldığı söyleniyor. Evet. Bu doğru mu? Önce onu öğrenmek istiyorum. Ee, bir kısmı doğru. Ben tamamlayayım istiyorsan. Lütfen buyurun. Merak ee, edin. O motorun üretim haklarını yani o bir ortak üretime döndü. Ee, o Fransız markasının kullandığı motoru aldı. Evet o Alman markası bazı parçalarını değiştirdi. Mesela tabii aldı. Onlarını, Önce aldım. Tabii tabii. Evet. O, onun için bir lisans ödüyorsunuz sonuç itibariyle. Tamam. Ya da o markaya siz de başka bir şey veriyorsunuz. Bir parça veriyorsunuz, bir teknoloji veriyorsunuz. Ya bir kere söyleyebilirsiniz. Yani Mercedes'in... Evet, bravo. Mercedes'in motorunu Renault mu yapıyor? Evet. 1.6 e, litrelik dizel motoru Oradan gelme 1.5'i de aldılar sonra. Ama Mercedes e, orada pistonlarını, işte enjektörlerini, yağ pompasını, su pompasını falan kendine göre değiştirdi. Ama temel olarak bakıldığında e, o motorun e, ana tasarımı Fransız markaya ait. Peki. He. Halit Bey bir şey merak Kendisi, ediyorum ben. Evet. Şu şu yani siz mesela şöyle şeyler görüyor musunuz? Ben mesela Twitter'da çok rastlıyorum. Adam diyor ki işte tasarımı İtalyan Bataryası Çin. Evet. su bilmem ne. Bunun neresi yerli diyor tamam, o Siz mesela bunu komik onu, mi buluyorsunuz? Komik buluyorum tabii. O Alman markanın da bataryası Çin'den geliyor. Ee, Ama Alman. O Fransız markanın bazı modelleri veya başka bir Fransız markanın bazı modellerini e, İtalyanlar tasarladı. Yani bu yani bu... Anlamı olmayan, anlamı bir, olmayan bir tartışma. Yani Gereksiz. bu bitirilmesi lazım. Artık bitmesi lazım bu tartışma. Patent... Yani bu togun önemli olan fikri ve sınai hakkının Türkiye'de olması Bu kadar basit. Ayrıca yerliliğinin de <laughs> baktığımız zaman, ben mesela onu çok önemsedim. Yazılım diyorsunuz. En önemli konu onu da Türkler yapmış diyorsunuz. Evet. Yani. Ve daha ileride de konuşacağız. Asıl bundan sonra önemli. Bundan sonra yapılacak yazılımlar, e, uygulamalar, aplikasyonlar önemli. Hayat başka bir yere gidiyor otomotivde Paten paten hakkı tabii dışarıdan e, olmakla beraber Türkiye'de motoru üretilen e, ara ne, ne dedin? Otomobil var mı? Ben size şunu söyleyeyim. Ağır ticari bir kamyon üreticimiz var bizim. Motoru da, şanzımanı da, şasiyi de Türk Türkiye. mühendisler geliştirdi. Binek otomobillerde 90 için... e, küsur yerlilikle evet. üretiliyor. Yani otomotiv, otomobil için böyle bir örnek verebilir misiniz? Hayır, Var otomobilde mı? böyle bir şey yok ama zaten artık elektrikli çağa dönerken bir içten yanmalı motor geliştirmenin de hiçbir manası yok. Yok, motorlu e, Türkiye'de üretilen veya Türkiye'de üretilen ama bize ait değil onun e, yani, hakkı. Ha, hakkı dışarıda olabilir ama yerlilik oranı yani yerli parça kullanma oranları nedir? Mesela kullandık. Renault Şöyle söyleyeyim, da, Türkiye otomotiv e, endüstrisinde ortalama %60'larda şu anda yerlilik oranı %65'lerde. Yani bundan daha yüksek. Biraz daha yüksek ama şimdi bu yeni başlayan bir iş. Evet. Şimdi haksızlık yapmamak evet, gerekiyor. Doğru katılıyorum. Evet. E bir de tabii elektrikli otomobille benzinli otomobil arasında parça sayısı farkı çok fazla. Hı -hı. Yani 4-5 bin parçadan oluşur bir otomobil hep konuşulur bu. Bunları e, konuşacağız. kadar parça yani. var filan gibi. E, yani, için bir yatırım Abi, olduğunu biliyoruz. Batarya için motor evet. için bir Hazırlık ve yatırım var mı? Ee, bunun için diğer e, yan sanayi şirketlerinin harekete geçmesi lazım. Elektrikli motor için. Elbette. Ya elektrikli motor Türkiye'de üretilmiyor değil yanlış anlaşılmasın. Ama otomobil için e, bu performansı veren bu dayanıklılıkta işte e, belli fiyat aralıklarında belli güç aralıklarında motor şu anda üretilmiyor. Peki Türkler yapabilir mi elektrikli motor? Tabii ki yapabilir. Zor bir iş değil. Ya. Değil. Ya bu biraz e, novav yani tecrübe transferi aynı zamanda Türkiye'ye. Yani bu şasiyi Türkiye'de yapamazdık mesela çok yıllarımızı alırdı. Ama şasi konusunda uzman şirketlere gidiyorsun, yaptırıyorsun. Bu işe başlayınca diyorsunuz Abi, bu gelir. E tabii böyle olur. Öyle, öyle midir? Böyle olacak. Ha, böyle kendi olacak. doğuyor yansı. Kendi Anladım. kendisi şimdi 50'lerde 60'larda dedim ya traktör ve kamyon üretimi sonra otomobil üretimi başladı. O firmalar Türkiye'de yan sanayiyi zorla oluşturdular. Otobüs de öyle herhalde. Otobüs de öyle. Ha. Otobüs. Zafer öyle. bir şey söylüyor galiba. Ya bu arada tabii insanlar yazıyorlar e, mesela Tümosan'da %100 yerli traktör ve 20 çeşit motorunu biz üretiyormuşuz. Yani yerli traktörde motor dahil hepsini evet. üretiyoruz. Ağır ticaretlerde var. zaten yerlilik oranı %98. Bir de Aksaray'da da Ahmet Bey, madem marka ismi veriyoruz, Aksaray'da da bu Mercedes kamyon ve tırlarının %70'i lastikleri, kasası, şasi çekicisi, Hepsi üretiliyormuş. Rahmetli Bakan döneminde çok temeli de, atılmış. De e, Söylüyor mu evet. zaten Halit Bey? Yine bu hükümet döneminde de seri üretime geçilmiş. Yani şimdi bu tartışma şu açıdan çok faydalı. Aksaray, işte Manisa, Adapazarı, Bursa, daha önce İzmir'de de Opel'in fabrikası vardı ben hatırlıyorum. Ya zaten Türkiye'nin çok ciddi bir otomobil, otomotiv altyapısı varmış ve biz belli alanlarda hakikaten ileri noktaya gitmişiz. Ama burada Fark Halit Bey'e de onu sormak istiyorum. Elektrikli otomobil, yani bu çağın otomobili bu mudur? Bu o, daha üst bir teknoloji za, midir? Za, zafer, Sanki... e, onu konuşacağız. On... Apayrı bir başlık o. E, o, o çok en, en önemli konulardan birisi bu, bu sorduğun soru. Onun için ayrı bir başlık açacağız. Ama Zafer'in verdiği bilgiler... Den yola çıkarak bir daha tekrar edelim. <laughs> Türkiye bu konuda bir birikime sahip olmuş Evet ki biz bunu yapabiliyoruz. Aynen öyle. Bu evet, cümleyi evet. kurabiliriz herhalde. Tabii bu arada biz e, TOK'un mesela bazı yöneticileri ki en başta Gürcan Bey e, yurt dışından geri geldi. Ben 2000'li yıllarda Türkiye'de bir işte yan sanayi çok dünya ünlü, dünyanın en büyük yan sanayi şirketinin Türkiye'de genel müdürlüğünü yaparkenden tanışırım ben Gürcan Bey'le. Sonra Almanya'ya Yani biz tersine beyin göçü de yarattık aslına bakarsanız. onu oradan getirdik hmm. diyorsun. E Tabii başkaları da geldi. Yani e, şunu söyleyeyim size Tokun e, hem mühendis kadrosu hem de yönetici kadrosu çok değerli insanlardan oluşuyor. Ben e, önemli ya yani birkaç kişiyi tanıyorum. Çok eski yıllardan tanırım. E, özellikle e, yönetim kadrosunun uluslararası tecrübesi vardır. Bu çok önemlidir. Yani büyük şirketlerde önemli e, pozisyonlarda görev yapmışlardır. Avrupa'yı, global pazarı görmüşlerdir. Ve o tecrübeyi de buraya taşıyorlar aslına bakarsanız. Çünkü o markalar da e, elektrikli otomobil hazırlıkları yapıyorlar da onların da planlarını biliyorlar. Bu hayat nereye gidecek? Yani otomobilli yaşam nereye doğru gidiyor gayet iyi biliyorlar. Peki o zaman e, değerli konuklar e, e, hepinize söylüyorum. Ahmet Bey? Pardon? Yani şu yerli değil eleştirileri haklı mı haksız mı bağlamından çıkabilir miyiz? Yoksa eğer bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey... Ya kısa bir şey, e, şimdi bizim yerli katkı oranımız daha yüksek aslında otomotivde. Fakat e, özellikle Ali Babacan'ın e, bakan ekonomiden sorumlu bakan olduğu dönemde TL değerli kılındı ve e, o politika ciddi bir şekilde ithalatı cazip hale getirdi. Ve bizdeki yan sanayi birçok fabrika da sıkıntıya girdi. Yani o nedenle eğer otomotivde bugün %60'lar seviyesindeyse bazılarında %50 bazıları biraz daha yukarıda daha da yukarıda. 60'ın üstünde. Yani ortalamayı söyledi galiba Halit Bey. Doğru. Ee, bu izlenen politikadan kaynaklandı. Hatta belki hatırlarsanız Devlet Bakanı Kürşat Düzme dışçahatten sorumlu. Onunla Ali Babacan arasındaki basın önündeki tartışmanın nedeni de buydu. Siz TL'yi e, güçlü yani değerli kılarak aslında ithalata destek veriyorsunuz diye. O bir kadim tartışmadır. Bir İsmet Bey istedim. evet. O o ayrı bir, bir konu de ama. Ahmet Bey çok kısa çok kısa bu hani motor üretme konusunda şunu da vurgulamak lazım. Ee, biz motor üretebiliyor muyuz? Ee, maalesef iyi şeyler çok haber olmuyor. Mesela KTJ-3200 desem birçok insan bilmez. Türkiye'nin ilk, ilk milli jet motoru. Biz bunu Şubat 2021'de yaptık. Ama tabii havacılık sektörü öyle bir sektör ki yani batıyla aramızda çok çok mesafe var. Ve Türkiye bunları hızla kapatıyor. Yani kendi milli jet motorumuzu dahi üretmiş durumdayız şu anda. Peki Halit Bey bu konuyla ilgili son bir sorum var size. Buyurun. Çok, net bir şey soracağım. Tok diye bir yerli otomobil tasarladık. Hiçbir parçasını biz yapmıyoruz. Hı hı. Hepsini sağdan soldan toparladık. Farz edelim ki, varsayalım ki. Yine de yerli diyebilir miyiz ona? Fikri ve sınai hakkı bizde ama. Evet aynen yerlidir. Yerlidir. Evet. Çünkü bakın şu da var. Yarın öbür gün TOK bu otomobilin üretim lisansını başka bir ülkedeki başka bir markaya da verebilir, satabilir. Ha, diyorsunuz ki o devam et. Biz nasıl Türkiye'de lisansla üret, otomobil üretip onlara para <laughs> verdik? Ha, bizim adımıza üretecekler. Bunu. Evet. Ha, anladım. Önemli olan o diyorsunuz. Tabii ki. Peki o zaman e, yerli otomobil yapmak demek bir otomobilin fikri ve sınai haklarını almak demek. Sahip olmak demek. Sahip olmak demek. Tamamına. Tamamına. Evet. Bunun içinde ille de Türklerin işin içinde olması yapımında gerekmiyor. Gerekmiyor. Ekonomik olması önemli belki de. E, rekabet edeceğiz nasıl? Rekabetçi edeceğiz? olması gerekiyor. Anladım. Nasıl edeceğiz? Yani sen üretiyorsan, sen yapıyorsan daha fazla ekonomik olması ve rekabet etmene etme şansını tanır. E, tek şey budur diyorsunuz. Aynen öyle. Bakın, bataryaların içindeki kimyasalı hazırlayan 3-4 tane dünyada şirket var. Mecbursunuz onlara, hepsi de uzak doğuda. Ne yapacağız? Almayacağız mı yani? Yapmayacağız bu batarya. Herkes gidip oradan alıyor. Bataryanın ham maddesi. İçindeki evet o, o zaman ben o de bir şey sorayım. Buna paralel bu soru gelince. Ya, evet. Şimdi e, anladığım kadarıyla kısmen biliyorduk. Şimdi net öğrendim. Dünyadaki bütün ünlü markalar dahil bir sürü yan sanayini, parçalarını başka ülkelerin üretimlerinden alabiliyorlar. Evet, doğru mu bu bir? Doğru. Bu bir. Doğru. Peki. O zaman bu cümleden hareketle. Türkiye'de bir araba yapılmış tipi güzel, yazılımı güzel falan. Mutlu da oluyoruz. Siz buna yapılan eleştirileri yerli mi değil mi anlamında yapılan eleştirileri? Gerçekten sırf eleştiri olsun diye mi görüyorsunuz? Objektif yorumlamanızı rica ediyorum. Yoksa hakikaten biraz daha yerli olabilir miydi ...falan diye düşünülebilir mi? Ee, en başta bir kavram kargaşası yaşandı Türkiye'de. Yüzde yüz yerli otomobil deyince bazı insanlar haklı olarak çünkü herkes bu endüstriyi bilmek zorunda değil. Bütün parçaları Türkiye'de yapılacak zannetti. Hmm. Ha endüstrinin içindeki İçinde, inceliği bilmediği için, yok diyor evet. zaten. Yok. Yani Ama bunu yani normal yok. halk be, bunu bilmiyor. Çoğu insan bilmiyor hmm. bunun nasıl olduğunu. Öyle ha, in, ha, bilmedikleri için evet. bu eleştiri böyle şimdi, havada 100 kalıyor. 100 yerli otomobil deyince bütün parçalar yüz Türkiye'de üretilecek diye düşünülüp arkasından işte X markadan motor alıyoruz bilmem ne işte e, tasarımında İtalyanlar yapıyor deyince o bu nasıl yerli otomobil dediler. Ya, Doğru. Pardon şu Rusların Doğru. otomobili de mi hepsi yan, yan sanayini dışarıdan alıyor? Ya, öyle mi? Şöyle bir, bir, bir çok güzel bir şey. Sorunuz çok güzel. Teşekkür ediyorum. Biraz bunun e, takdimini tam anlayamamalarından kaynaklandı hmm. vatandaşları. Evet. Şimdi belki bazı eleştiriler yani politik olabilir, art niyetli olabilir ama bazıları da yani e, söylediği gibi e, konuğumuzun ya bu yüzde yüz yerli olacak deyince insanların zihninde e, ne bilsin otomotiv sektörünü? insanların zihninde şöyle oluştu yani bütün o vidasına kadar Türk Türk'ün yapıp yaptığı bir şey olacak zannettiler. Öyle düşünen çok insan da var. Halbuki Söyleyen kişiye bana... baktığımız <laughs> zaman anlıyoruz ama yani objektif mi ya eleştirmiş? O, biz onunla, onu ilgilenmiyoruz. Biz evet. bizi izleyenlerin Bunu zihnindeki... Ben de onun için Tabi Tabii sorayım. tabii bizi izleyen... Ben, ya bir, bir vatandaşımız gayet iyi niyetli tok yapılmış Türkler otomobil yapsın falan diye... Bundan mutlu oluyordur ve ama aynı zamanda da diyordur ki ya bu yerli olacaktır, yüzde yüz yerli olacaktı bu nasıl işliyordur? Onun kafasındaki soruyu gidermeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Art niyetiyle uğraşacak halimiz yok. O artık başka bir şey. Yani diyorsunuz ki o biraz takdimden kaynaklanan bir şey. Evet yani dediğim gibi hani o kavram kargaşasından kurtulamadık bir türlü 3 yıldır. Maalesef kurtulamadık. Çok konuşuluyor bu konu. E, yani biz de hep anlatmaya çalışıyoruz hmm. kendi hani. Peki mesela çevreme bir, bir şey daha soracağım Tabii. son soru bu bu bağlamda. Bir Alman'ın, bir Fransız'ın bir markası vardır. Hı, hı. Ama hiçbir parçası Fransız değildir, Alman değildir. Hepsini sağdan soldan toplamıştır. Ama o araba Fransız arabasıdır, Alman arabasıdır. Var mı böyle bir örnek? Var. İşte şimdi marka vermeyeyim de yani. Allah Allah, merak <laughs> et. <Marka gülüyor> edeyim, merak ettim. Yani ya yani şöyle, şöyle e, so yok, önemli şimdi değil. Şimdi tarifi yapabilirim. Markası, ha, tarifini yapayım. Böyledir. En ünlü Japon markası biraz buna yakındır. Öyle midir? Ha, Japon. Öyle mi? O mu? Söyle Japon şöyle, mu? İsmet Bey'in söyledi. E, değil başka markalar da var. Yani evet, şöyle ha. artık otomobil firmaları ayakta kalabilmek için ve kar marjlarını da arttırabilmek için. En ucuzun peşinde. E, birleşiyorlar, ortaklıklar kuruyorlar. Hmm. Ve e, şu anda mesela Ama o bir başka. grup var. O, hiç o başka değil. Ya, Hintliler Jaguar'ı satın aldı. Doğru mu biliyorsun? İkisi de orada. Yani 10 markalı bir grup var mesela. Altyapıların hepsi aynı. Ama bunlardan biri İtalyan markası, diğeri Alman markası, diğeri Fransız He. markası, diğeri Amerika markası. Top evet. ama hepsinin motorları aynı, Parçaları aynı. ortak. Ortakları Orta ortak. kıyafetler Anladım. farklı. Daha Adı Ekonomik İtalyan olsun. ama diyorsunuz. Eee, evet. hiç evet. ile alakalı. bu şekilde ar maliyetleri düşüyor. Yani. Yani. Tabii. Hem arge maliyeti hem de satın alma maliyetleri düşüyor yedek parça konusunda, üretim maliyetleri düşüyor. Burada haberlerde var. Rahat söyleyebilirsiniz de. Doğru mu değil mi? Jaguar'ı Hintlilerin aldığı doğru mu? Tabii. Hı çok oldu. Bu çip ve batarya sıvısı konusu yani çok teknolojik bir şey mi? Çok. Türkiye çok. üretemiyor. E, çip üretimi gerçekten çok yüksek bir maliyetli yatırım. Çok fazla su gerektiriyor bu Peki, arada. Peki teknoloji gerektiriyor mu? Tabii ki. Ya aslında bizim oraya doğru yani bu yan sanayi ile ilgili bölümde bunları söylemek evet, isterim ama. konuşacağız. Peki. E, o orada konuş.